Esas heyecanlı olduğum bir yere geleceğim. Çok heyecanlıyım. Bu haber biriniz tarafından görülsün istemiyorum. Herkese soruyorum. Giovanni diye bir adamın haberini gördünüz mü? Giovanni? Evet. Yok, görmedim. WhatsApp gruplarındaki kendimi sıkış. Tweetleri bile favlamayıp eşimin hesabından favlayıp eşimle takipleşince onun favlardan bile düşüş. Ne geliyor ya? Bu haberi dijital çağda bu insanlardan saklamak için çok uğraştım. Giovanni diye bir şefi hiçbiriniz tanımıyorsunuz. Galatasaray'ın şampiyon olduğu gün, bununla başlıyorum. Bambaşka bir haber geliyor size. Bu haberden sonra da sadece güleceğim. Kimse kusura bakmasın, zirvede bırakıyorum. Altı yıl boyunca ünlü İtalyan lokantalarına, büyük iş adamlarına, İstanbul Sosyetesi'ne, İtalyan mutfağıyla ilgili danışmanlık veren Giovanni Şef'i tanımıyor musunuz? Çünkü öyle bir adam yok. Cengiz diye bir adammış, 6 yıl müddette olmuş. Harbi mi? Vallahi abi. Bu haberi 8 kere okudum. Adamın nüfus kağıdında Cengiz yazıyor. Adam Cengiz, Türk. Evet. Ben Giovanni'yim diye Türkiye'deki İtalyan restoranlarına fikir mi veriyor? Aynen. Sadece yani. Türkiye'deki bir sürü restorana danışmanlık veriyor. Adam tekstilciymiş. En doğru meslektir bu arada bu işleri yapmak için. Tekstilcilikte bir sıkıntı çekmiş. Sonra yemek memek yapmaya başlamış. Bir tane pastane açmış. Bir Instagram hesabı açıyor. Instagram hesabından da bunları takip eden bir iki tane gurme yakalıyor da ses etmiyor yani. Zaten çok insan içine çıkmıyor yani. Ama adam ünlü oluyor gittikçe. Ünlü oldukça bakıyorlar ki bunun yaptığı fotoğraflar Google görsellerde var. Sadece bir kısmını kesmiş biçmiş. Abi kimleri tokatlıyor ve kim yakalatıyor bunu? Eski sevgilisi. Ya manitacılığa girmeyeceğim. Manitacılığa girmeyeceğim. Eski sevgiliye kötüyü söylersen. Ya gülüm, Giovanni de Kırşehir. Ne diyorsun? Olmadı. Makarnayı o kadar iyi kaynatmak ki ben Giovanni'yim. Yani o kadar coşmak makarnaya. İnanılmaz bir adam ve... Peki tavsiyeleri iyi miymiş ya? Ben bunu merak ettim. Adamı da hemen kötü yargılamamak lazım ya. Belki adam, ulan ben Cengiz diye versem bu tavsiyeleri. Bu İtalyan restoranları bir arpa boy yol gidemeyecek. Ben bu işi çözdüm aga. Ben bu makarnayın al denteliğini hallettim. Ben bu işi kafamda oturttum ama ben bu Cengiz ismiyle... Bu İtalyan restoranlarına gerekli güveni sağlayamam. Ben Giovanni'yim. Sahne ismi ya. Sahne ismi aynen. Uğursuz Virgin gibi abi. Abi ben bir iki pizza fotoğrafı gördüm. Süper fresh pizza ya. Yani. Hayır. Görüntü süper fresh de. Tavsiyeler belki güzeldir abi. Ben şeyi merak ediyorum. Mesela eski sevgili veriyor ya bunu. Adam evliyse kusura bakmasın bu arada abi. Bütün memleketi dolandırmışım. Biz de bu kadar uğraşalım seninle. Yani mahkemeye verirsen ben kazanırım gibi duruyor şu an. Eski sevgili yemekleri beğenmiş bir de bir şey yok. Bak onu da yutturmuş olabilir. Burada bu arada adamla röportaj yapıyorlar. Annem İtalyan diyor. Yalan yok aslında. Yok. Ben en çok İtalyanca biliyorum, onu merak ediyorum. Bak anne İtalyansa İtalyan... herifin hiç günahı yok bu arada. Merak yani misin? Baba ya Cengiz koyalım dedi. Ama annesinin dili Cengiz'e dönmediği için Giovanni falan diye çağırdı. Bak haberin detayları da var. Şimdi hani biz telefondan çok okumuyoruz da. L'Artisan Bakery diye açıyor. Zaten bak İtalyan adam L'Artisan diye açmaz. Ya ben İtalyanca da Fransızca da biliyorum. Bu Fransız ismi. L'artisan ne demek? Artisan ekmek denen bir şey var. Böyle daha güzel hamurla, daha güzel unla yaptığın. Kalite. Ya adamda o ezgiler de var. Ya Fransız ezgileri de var. Fransa'ya da yakın bir İtalyan. Bak Şef Giovanni. İtalya'da başlayan öğrenimini tamamlamak için İngiltere'ye gitti. Aşçılık mesleğiyle üniversite yıllarında tanıştı. Bir yandan okurken diğer yandan da bir İtalyan restoranında çalıştı. Ekonomi bölümünden mezun olduktan sonra da... Abi bu haberi sizden saklamak için var ya, bir haftadır. Mesela Mami ile bir diyalogumuz var. Yayın günlerine falan konuşuruz, hep muhabbet de ederiz. Ben orada soğuk yaptım. Abi bir sorun varsa benden kaynaklanmıyor falan yazdı. O kadar. Muhabbeti kestim hepinizle. Ve bu restoranda şef oldu. Burada patlıyor iş. Bu adam burada bu arada tekstilcilik yapıyor çünkü. İngiltere'de çalıştığı... Ama İtalyan tekstili de meşhurdur. Herhalde oradan gitti ama bakmazsın İtalyan tekstilinden, anlıyorsan Türkiye. Sanki o. 3 defa yerel ve bölgesel şeflik ödülleri aldı. 4 yıl önce İstanbul'da danışman tipi görsene. Giovanni be abi. Gördüğüm en Giovanni adam bu arada. Miccoli'ye benziyor. Palermo'da. Bak şöyle bir şey yaşanmış ama bunu kullanıyorlarmış. Burada bizim kendini gurme zanneden ama gidip restoranda yemeği yiyen normal insanların da suçu var. Sormuşlar öyle bir adama. Bu adam Bolulu bir şefle çalışıyormuş. Millet burun kıvırıyormuş. Bir tane İtalyan şefi koymuş oraya, yemek yaptırmamış. Yemekle ilgili bir sorun olunca o İtalyan şefi gönderiyormuş. Bık bık konuşuyormuş. Aa adam İtalyan, bu biliyordur deyip yolluyorlarmış. Bu Türkiye'de olan bir şeymiş bu arada. Ya. Yani adam
eli adam mesela yani hiç mutfağa girmiyor. Tam bizlik işe. Tom bizlik işi bak. Bende ofis İtalyanca da var he. Ya yani, uno momento, sacramento, cimento bir şeyler sıkarız abi. Yeter abi. Abi sen çimento ve sacramento dedin. Sen NBA takip ediyorsun ve inşaattan alıyorsun. Yani sen İtalyancan var diye gezme lütfen. Bak adam demiş ki neden bunu yapıyorsun diye sormuşlar. Bu restorancı ünlü bir adam bu işi direkt kullanıyormuş bile bile. Şefin Bolu'da olduğunu öğrenenler bu yemek Milano'da böyle yapılmaz diye ukalalık yapıp duruyorlardı. Şimdi yemeklere itiraz gelirse Piero'yu çağıralım, o başka biriyle anlaşmış. Lütfen ona da söyleyin diyorum, hemen geri adım atıyorlar demiş. Ya Türk tayfa. Biri geliyor dışarıdan, yemeği o yapmıyor, Bolulu usta yapıyor ki Bolulu usta İtalyana havada karada tokatlar. Ya adamlar eskiden eczacılık fakültesi diploması kiralanırdı ya eczane açmak için. Adamlar İtalyan kiralamış. İtalyan. Pro lisans kiralamış. Piero'yu kiralamışlar. Adam bu arada o... Bean Sports'taki Piero'lardan daha iyi bu arada bu Piero. Tabii tabii. Bambaşka bir de Piero'yu çağıralım deyince ben öyle bir şey sandım zaten. Sizin şef İtalyan değil. Piero'yu çağıralım. Şefin kütüğü geliyor ekran. Burada bir yemek programı yapmamız şart. Bizim Türkçe videoları bu hariç kesin. Bambaşka bir şey yaparız. Biz mesela seninle gittiğimiz yer var ya, pizza yedik sevdik. İnanılmaz korkuyorum o yerden şu an. Niye? Cengiz yok abiden korkuyorum yani. Cengiz abi çok daha iyi yapar pizzayı. Ama o işkembeli bir şey geldi ya. Onun fesleğeni azam. Cengiz abi de bir havalar vardı. Çocuklar bu da margarita mı ya? Biz bunu kulağımızla yapar. Şöyle yaparım. Peki mesela bu kalpazanlık bir adam şu an hapiste mi? Hapiste değil ya. Takılıyor. Sadece küsmüşler mi adama? Yani. Adam Instagram hesaplarını falan kapatıyor tabii. Bu arada size verdiğim... Adam 2 ay sonra zaten Pierluigi diye açacak. Röportaj yapıyorlar adamla sonra. Niye Cengiz'din de... Benim Colin diyor annem dedin. İtalyan diyor. Tam kıvırıyor yani. Ha. Şeylerden Instagram'ı falan niye kapadın lan o zaman diyorlar. Hacklendim diyor. Ben kapamadım diyor. Giovanni. Kadarlı Cengiz abi. Fotoğraf. Mancare Giovanni. Mancare. Bu kadar olmaz. Ne adam ya. Müthiş adam. Günümü yaptı biliyor musun? Sen Giovanni diyorsun. Şef. Sen ne diyorsun? Hangi restoranlarsa teker teker. Şimdi Giovanni Şef'e bir tükürük köftesi o şey lazım tezgah. Aynen. Dönmeli kültürüne Cengiz'in yeri. Peki şey yapmaz mıyız? Giovanni abimizin daha önce danışmanlık verdiği yerlere gidip danışmanlık aldıkları şef gidince burası bozmuş yorumu atma. Tabii tabii. Giovanni Şef varken başkaydı. Bozmuş. Bir. Cengiz abi bir mekan açarsan Allah aşkına. Cengiz abi yorumlara yazsana mekanını. Biz hakikaten... Cengiz Şırı'dan falan öyle bir araştıysan haber ver bize. Biz ilk iş bak kurdeleyi ben keseceğim. Bir reklam değeri varsa da 1 lira bile istemiyorum. Biz senleyiz abi. Biz senin yaptığının doğru o yemek yemeyi bilmeyen ama Piero'ya ihtiyaç duyanların yanlış yaptığını düşünüyoruz. Biz sendeyiz. Sadece kütüğü mütüğü çok hanımlara açmasan daha iyiydi. Yani belli ki hanımefendiye de bir şey yapılmış. Hanımefendi kızıp girmiş bu topa. Keşke ya. Bu arada uzun süre bu kim diye dönmüş. Adam oralarda çok iyi çevirmiş işi. Yani herkes mutlu. Abi adam danışmanlıktan patlamamış ya. Acayip bir şey değil mi bu? Aynen. Cengiz abiye dalga geçmesi beklenen haberde Cengiz abiye hayranlıkla bitirdik. Aynen. Bana eşim haberi attığında dedim ki sadece bana at. Bir. İki. Ne olur bir yerden beğenme. Ya da profilin kitle. Ve şey yaptım direkt. Hani... Polis mi geldi? Arkada bir... Ayhan abi, abi dikkat et kendine lütfen. Arrivederci Ayhan abi. Mizahta da İtalyanız bundan sonra. Ben dedim ki bu adama saygı duydum ben. Yaptığı doğru. Ayhan abi bu arada içeride izledi, fikri aldı. Şimdi... Kanal D'ye İtalyan kurgu şefiyim diye gidiyor şimdi. Cellini. Yok köşede şey... Ben Roberto. Ray Uno'dan geldim diye. Prodüksiyon işini bundan sonra hakikaten. Ne adamlar var ya. Ne diyeceksin ki şimdi şu adama? Abi ben bu adamı yenemezsin ki. Bu adam şey gibi. Kızılay'ın eski başkanı gibi. Hani yarışmıyor ki yenesin derim. Giovanni'yim diyor. Şef 6 sene tavsiye verir. Ama bak hala köpek gibi şunu merak ediyorum. Bu herifin tavsiyeler doğru mu? 6 sene bir iş. Yani bu herif mesela gerçekten iyi bir İtalyan şef ama Cengizliğinden mi utandı? Yani ben şu an en çok bunu merak ediyorum. En çok ona üzülüyorum. Sahne ismi de kullanabilir abi. Ben bir şey göremedim. Ama Instagram'ı falan kapama abi. Instagram'ı kapamasa %100 arkasındaydım bu adamın bu arada. Bazen Cengiz olduğunu söylemek istemezsin. Yani bir ortam gelir Cengiz'im diyemezsin. Bazı ortamda Giovanni'yim dersin. Kahvemi Giovanni şefime kaldırdım. Öncelikle sen başta olmak üzere. Bütün Galatasaraylı keyfi izleyicilerinin şampiyonluğunu kutlarım.
Teşekkür ederiz. Bambaşka 22 gündür. Tişörtünü öpmeni hiç beklemiyordum. Armayı öptüm hocam. Ama yine de saygı duyarım. Seni kutlarım. Hak edilmiş bir zafer. Şampiyonu tebrik ediyoruz. Ama burası keyfi. Biz burada adamı... O formayı çıkar diye. Yok, ondan değil. Ya bizim burada hani şampiyon şöyle güzel oldu, böyle güzel olduğundan ziyade abi yani şimdi dün burada da bir Fenerbahçeli var. Sayılar artabilir. 2 var, 3 var. Bir başarısız, senle hep şeyi konuşuyorduk. Fenerbahçe başkanlığında başarısız olduğunu kaç senede anlarsın diye. 5 çok uzun bir süre. Artık Fenerbahçe'de Ahmet Hoca gelsin, Mehmet Hoca gelsinden ziyade Ahmet Başkan gelsin, Mehmet Başkan gelsin konuşulması daha sağlıklı değil mi? Yani mesela şu an Fenerbahçe'de şöyle bir gündem var. Ryan Kent'i alıyoruz. Livakovic yolda. On başka transferler bu arada ben. Hayır tamam, transferler güzel olabilir. Ama burada gitmesi gereken adam Altay Bayındır mı? Gitmesi gereken adam şu anki Fener'in sol açığı mı? Yani Rossi ve Altay'ın kötü olduğuna karar verdik. Elimizde bir done var. Peki senin kötü olduğuna nasıl karar vermedik hala? Yani Rossi kötü. Hemen Kent'i aldık. Altay çok kötü. Livakovic'i getirdik. Sana bu değerlendirmeyi ne zaman yapacağız? Net katılıyorum. Ya ben burada ciddi anlamda Fenerbahçe'de artık bir şeylerin yani yol ayrımının geçtiğini düşünüyorum. Yani yol ayrımı olmalıydı yani. Bu kadar bir kolay değil Fenerbahçe başkanlığı. Bir de geri gelebilmek de lazım ya. Yani mesela Dursun Özbey'in ikinci dönemi. Hatta çok kötü bir baskın seçimde kaybetti. Çok komik bir şekilde kaybetti. Kendi hatasıyla kaybetti evet. Hatta. Orada bir stratejik hatasıyla falan kaybetti. Yani Fatih Terim'i getirdi. Kaybetti. Dursun Özbey'in ilk şampiyonluğu olabilir de ikinci şampiyon kadrosu bu. Ama yanlış bir şekilde gitti ve geri gelebildi. Şimdi orayı yakıyorlar. Mesela bu sezon aslında yani benim en çok keyif aldığım şey ben Anadolu takım maçlarını da izliyorum. Çoğu Anadolu takım pek iyi değildi. Ankara Gücü sonradan toparladı. İşte iyi bir Adana Demir vardı. Başakşehir'de Anadolu takım sayalım. İstanbul'un hani taraftar falan olmadığı için. Üç büyükler, dört büyükler dışında. Başakşehir iyi gitti ama ortalamasının çok altındaydı falan. Bu sene puan ortalamalarının yüksek olacağı belliydi. Ama ben hem Beşiktaş'ın çok güzel maçlarını izledim sezon sonunda. Hatta şöyle özetleyeyim. Fenerbahçe Süper Lig izleyicisine sene başında gününü yaptı abi. Çok keyifli Fenerbahçe maçları izledik. Sonra ortada Galatasaray aldı. En geniş Galatasaray İç Anadolu'yu aldı bu arada. AK Parti gibi sezonun göbeğini aldı. Orada puanları topladı. Orada Galatasaray'ın çok iyi topunu izledik. Sezon sonu Galatasaray biraz daha savunmayı sıktı. Bizim maçlar biraz daha az eğlenceli bir hale geldi. O arada Beşiktaş'ın çok iyi futbolunu izledik. Yani iyi bir Süper Lig sezonu oldu o açıdan. Ve ben Galatasaray'ın başarılıların en başarısı olarak görüyorum bu sene. Fenerbahçe'ye başarısız diyemem bu senesinde. Ali Koç'a başarısız derim. Çünkü 5. sene bundan iyisi olmalıydı. Dursun Özbek geldiği senede çok daha iyi kadro, çok daha iyi yapı. Şampiyonluğu aldı gitti. Sen artık başarısızsın. Ahmet Nur Çebi'ye de başarısız derim. Çünkü Şenol Güneş gelmeseydi bunu izleyemezdik. Ama 2022-23 Fenerbahçe'sinde, 2022-23 Beşiktaş'ına da başarısız diyemem. Galatasaray 2 iyi takımın üzerinde bitirdi ligi. Dolayısıyla kazanmak ve kaybetmek arasında bir fark var. Şimdi o yöneticilerin gitmesi de bence şu yüzden gerekiyor. Bu takımlar o kadar da sorunlu takımlar değil bu yapılar. Birkaç değişiklikle bir şeyler çok güzel olabilir. Çünkü topladı 80-85'i. Rende 3-0'dan geri döndü. Sevilla kupayı alacak belki. Tabii bugün maç var işte. Yani Sevilla vallahi o golü hak etti Fener ya. Atıyordu Fener o golü. Biraz şeyden gitti yani. Biraz onu bile yönetime yoruyorum ben. Biraz o psikolojiden gitti. Beşiktaş sezonun ikinci yarısını sanırım Şenol Güneş geldiğinden beri en çok puan toplayan ikinci takım, ikinci yarının ligin lideri. Bunlar iyi yapılar. Ama bu yapıların sürdürülebilir olması için ve taraftarların içine sinmesi için Abubakarların, Valencia'ların falan değil. Ahmet Nurçebi'lerin ve Ali Koç'ların gitmesi gerekiyor. O umudu taraftara verecekler yeni yöneticiler, yeni oyuncular değil sadece ben. Bence de öyle. Bir de zaten şöyle bir şey var. Yani sen 5 sene üst üste yapamamışsın ya bunu. 6. sene bana yapacağını neye dayanarak veriyorsun? Elinde bir done olması lazım. 5 sene şunu yanlış yaptım, 6. sene bunu doğru yapacağım diyebilmen lazım. Yani sen 5 sene yaptığından farklı ne yapacaksın da 6. sene olacağız? Et katılıyorum ya. Bir kere mesela çok değişik huyları var. Mesela prim işine inanmıyor. Ya futbolcuya galibiyet primi verilmesine inanmıyor. Mesela 5 maçlık prim koyuyorum size, onu saçma buluyormuş. Onu hiçbir zaman yapmıyormuş. Mesela futbolcunun en büyük mazotu bu abi. Kimse senin işte Beko'daki, Arçelik'teki çalışanın değil orada. Onların farklı bir işleyişi var o adamların. Beko'daki, Arçelik'teki en top adamları alıyorsun, çalıştırıyorsun, maaşını alıyor, bir ikramiyesini alıyor, hayatına devam ediyor. Futbolcu öyle bir şey değil. Ya şöyle bir şey düşün abi. Türkiye'de futbolun, Türkiye'de şampiyon takımın yapması gereken temel şeylerin çoğuna inanmayan bir adam var. Yani transfer konusunda da, mesela transferde al sat seviyor. Hani Osterwold'e 7 vereyim, yaza 15 versinler seviyor. İnsanlar da ona diyorlar ki ya Osterwold'e, Ferdi, Merdi bunlar gibi adamlara yatırım yap ama 2-3 tane de
alıp hemen katkı verecek adam. Mesela onu sevmiyormuş. Ya buna mesela 4,5 milyon euro maaş vermeyelim. Buna 4 milyon bonservis verin, 500 bin euro maaşlı adam bu zaten diyormuş. Şimdi bu bir yere kadar işine yarıyor. Niye? Fenerbahçe işte al-sat'ta çok başarılı bir kulüp. Fenerbahçe'nin şu an kendi ekonomisi de iyi durumda mesela. Yani Ali Koç Fenerbahçe'nin borcunu düşürdü mesela. Bu euronun, doların geldiği nokta düşünürse inanılmaz bir şey bu. Ekonomik olarak Fenerbahçe'yi müthiş yönetiyor. Ama başarısız mı? Başarısız, Allah başarısız. Niye? Ya abi işte bu işte Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray 3 senede bir şampiyon olacak çünkü. Yani bu kural bu. Yapamadın mı başarısızsın. Kaldı ki hem başarısızsın hem de mesela geleceğe dair Fenerbahçe taraftarının umut olacak. Ya da mesela ben buraya kadar mesela şey yöneticiye inanmıyor. Mahmut Uslu tipi yöneticiye inanmıyor. Mesela Erden Timur tipi yöneticiye inanmıyor. Ben varım diyor. Benim yanımda sadece beni destekleyecek bir ekip olsun yeter diyor. Mesela kimseye işini karıştırmıyor. Ya Dursun Özbek neredeyse bu seneki Galatasaray'a dair fikir belirtmedi ya. Yani sadece doğru adamı doğru yere koymak. İşin bu. Doğru adamı alıp doğru yere koymak. Fenerbahçe'de sportif direktör getirdi. İlk bir Komolli'yi getirdi biliyorsun. Ya Komolli'yi kovdu, sonra şey dedi. İyi ya, burası da boşluk, iyi oldu burada dedi. Esiyor dedi, iyi oldu dedi. İyi oldu dedi ya, bunun odayı da kiraya veririz dedi, anladın mı? Koymadı mesela yerine birini. Ya çünkü şeyi istemiyor adam. Ya abi Koray Gökü değil de Hasan var, onu alalım ya. Karışmayın diyor. Abi ne bilirsiniz diyor ya. Yani ne bilirsiniz tavrı var, anladın mı? Ve bu tavır yüzünden mesela Fenerbahçe'nin ben seneye de olamayacağını düşünüyorum. Ya bugünden bak. Kaldı ki bu söylediğim şey inanılmaz bir şey. Fener'in hocası belli değil. Kadrosu belli değil. Diğer takımların ne yapacağı belli değil. Belki Galatasaray'la Beşiktaş bu yaz diyecekler ki ya biz bu maddiyatları kaldıramıyoruz, kapanıyoruz kardeşim, kepek indiriyoruz dedi. Ya bunu bilmeden riske giriyorum bak. Belki ikisi de küçülmeye gidecek mesela. Galatasaray da altyapıyla devam edecek, Beşiktaş da altyapıyla devam edecek. O senaryoda bile olamaz diyor. Çünkü oraları yönetemiyor abi. Bir de bakın şey çok önemli. Hakikaten bu çok ya kazık yiye yiye öğrendiğimiz bir şey bizim. Şimdi yöneticiye en çok ihtiyaç duyulan an kriz anıdır ya. Her işin içinde olduğunuz zaman çok reaktif olursunuz abi. Yani bir şeye çok çabuk sinirlenirsiniz. Çünkü mesela ben podcast tarafında sesle ilgili bir sorun olduğunda çok üzülüyorum. Neden? Çünkü podcast o benim sorumluluğumda. Halbuki olmamalı. Konuş, ben akışı da yazıyorum, soruları soruyorum, podcast yapıyorum, haftada 10 tane maç izliyorum ve gece 2'de senin yayına gelemedim ve böyle böyle sesle uğraşıyorum. Tottiler mesela bu yayında sesle ilgili bir şey olduğunda hiç canım acımıyor. Neden? Yani neyden kaynaklandıysa bir daha kaynaklanmaz diyorum. Çünkü uzmanlarının o iş. Şimdi kriz anında siz bu kadar her işin içindeyken kriz üstünüze geldiğinde megafonda Mesut Özil'le görüyorum seni o zaman işte. Anladın mı? Yani ya da devre arasında otun lan şu tweetini görüyorum. Çünkü sen o kadar içindesin. Halbuki bizim toplantılarda hep şu olur. Hiç işle alakasız birine sorulur iş, tamam mı? 20 saattir o işe çalışan adamlar sinirlenir. Halbuki o tepeden bakan adamdır. Sen çok işindesin işin. Sizde de oluyordur ya, yaptığınız bir kurgudan sonra baba bir izlesene şunu oluyordur hiç izlemeyene bak. Çünkü o kadar içindesindir ki artık işle ilgili bir körlük oluşur insanda. Kapanır gözler. O adam 5 yıldır bu körlüğün içinde. Halbuki 2 sene dışarıdan baksa ulan Kim Min-jae'nin yerine bunlar alınır mı kendi diyecek belki de. Ama o kadar içinde olduğunda abi bak bu iş hakikaten buranın değil buranın işi ya. Nabzın düşük atacak. Bak mesela Dursun Özbek'ten ben eminim. Icardi kendi içmiyordur. Dursun başkanın içtiğine bakıyordur. Dur bizim Fenerbahçe primleri geliyor. Dur diyordur. Anladın mı? Bizim buzları bırakın başkana koyalım diyordur. Gelecek o prim, adam keyifli çünkü. Kriz anında da öyleydi. Galatasaray'da sezon başında girdiği krizi düşünün. Okan Buruk gidiyordu. Beşiktaş maçında biz Barış Alper'le çıktık. Santrfor. Bambaşka bir yere gidiyordu sezon. Çıkıp konuşmadı çünkü Erden Timur'u arayıp diyor. Erden Timur orada o körlüğe girecek adam. Ama sadece futbolun içinde o da. Yani onunla ilgili bir sorun olduğu zaman emniyet şubabı olacak bir başkan var. Sen o başkan olarak her yere nüfuz ettiğinde evet içeriden az kazık yersin. Ama her yerden kazık yersin. Çünkü buraya bakıyorsundur. Bir de abi yersin. Şey bir kafası var benim anladığım. Yani Almanya'da bir kulüp yönetiyor ama sonuçlar Türkiye'de neticeleniyor gibi. Yani kafası Almanya. Bak ben bir şey anlatayım. Bir eski bir Beşiktaş yöneticisiyle muhabbet etme şansımız olmuştu. İşte Talişka süper falan filan konuşuyorduk. Talişka neydi be abi falan. Ya dedi bir de bize sorun Talişka'yı. Sabah 9 mesela itman başlıyor. Yok Talişka. Arıyorsun Talişka'yı, açmıyor. Arıyorsun, açmıyor. Evine gidiyorsun. Kapıyı çalıyorsun. Ona benzer başka bir tipte bir lavuk açıyor kapıyı. O değil ama.
İçeri giriyorsun. Ona benzer birçok canlı var. Saddam gibi dublörleriyle yaşıyor. Bir sürü kuzeni var. Kuzenlerin hepsi aynı saç tıraşı. Geziyorlar. Hepsi FIFA oynuyorlar evde. 10 tane PlayStation var. Niye gelmiyorsun? Ya ayağım ağrıyor işte. Gelemedim itmana falan diyor. $200,000 veriyorlar ayağına. Ayağı hemen topluyor. 11'de itmanda. Ama mesela yani şunu mesela Ali Koç anlasa nasıl gelmiyor ya itmana? Nasıl biz bu herifle sözleşme yaptık kardeşim? Kapı gibi sözleşmesi elimizde. Falan filan yapacak ve mesela Talişka senin sonuna kadar 0 asist, 1 gol falanla bitirecek mesela Ozan Arnafta'yı. Galatasaray'ın bir yabancı stoper oynatmak zorunda olsa ya Mertens oynamayacaktı ya Oliveira ya Torreira oynamayacaktı değil mi? Neden olmadı? Çünkü sen Abdülkerim'i aradın, sen o parayı eder misin dedin. Anladın mı? Yani o merci misin? Yani oyuncu bak reaktif, anladın mı? O kadar içindeki Abdülkerim'i almamız lazım. Şeyi de kaçırdı elde. Çok iyi bir stoper çıkmadı ama en azından Samet'e o kadar para vermeyecekti. Tayyip Talha'yı alsaydı. Aynen. Uçak biletine kadar alıyor çocuğun. Sonunda bir pazarlık işte Samet'i verelim, Serdar Dursun'u verelim. Serdar Dursun gitmek istemiyor. İşte onun yerine bir miktar para istiyor Adana Demir. İşte orada biraz daha pazarlık, biraz daha pazarlık. Biniyor uçağa Beşiktaş'a imza atıyor olan. Yani aynen. Ya yani çok iyi stoper çıkmadı bu arada. Ama mesela onu alsan Samet'i almayacaksın mesela. Kesin. Bu arada o çocuğun potansiyeli yüksek. Ya hayır. O da mesela işte çapraz falan şeylerini kopardı. Bacakta arıza var. Onda en iyi gitti. Tam oturduğu dönem. Tam oturduğu dönem. Beşiktaş'ın 11'ine gireceği dönem böyle bir şey yaşadı. Yani. O da talihsizlik de mesela Fener'de belki çok başka bir kader olacaktı çocuğun. Yani abi çok düşünüyor ama çok Avrupa düşünüyor, anladın mı? Yani bu adam Chicago Bulls'u yönetiyor ama Kadıköy'den yönetiyor. Yani Chicago yani. Bulls değil bura, başka bir yer. Yani Giresun maçında topçulara bakıyorsun, Giresun atak yapıyor. Okey diyorlar yani. Yani bir iş hayatı gibi yani orada, anladın mı? Yani normal böyle bir 9-5'e gidiyorlar gibi çalışıyorlar. Oysa mesela sen Giresun maçına deseydin ki ya beyler dönüş uçağında size bir sürprizim var. Birkaç çantayla geldim Giresun'a deseydin o zaman başka oynarlardı yani. Çok, yani. Böyledir abi bu iş. Bizim, bu iş hep böyledir. Bizim nesilden bahsediyorum. Bizim nesilden kastım. Ben oyun sektöründe çalışıyorum. FIFA'dan, ben burada Ümit Davala'dan ve Evren abiden çok güzel dalga geçtiler benimle. Bir maç sonu programında ben yapmıştım ya Hakan abinin özel durumundan dolayı. Soruları böyle ince ince hazırladım. Bunu soracağım, bunu soracağım, bunu soracağım. Tamam dediler ama bir gülündü. Böyle bir ince bir sırıtıldı, hani eğlenceli bir canlı. Ben neden güldüklerini anlamadım. Hani çocuk çok istekli, çok çalışıyor, çok heyecanlı. Hafif titriyordum. Yayına girdiğimde neden güldüklerini anladım. Çünkü hep şu soruları sordum ben. Yani bakın Galatasaray'ın biraz daha defansif oynaması lazım. Beraberlik yetiyor. Oliveira yerine Mitch öyle çıkmasını falan ister misiniz falan. En son Evren abi böyle gülmeyi tutamadı. Anladım ben. Abi tamam söyle dedim. PlayStation'da yapılacak değişiklikler onlarda dedim. Tam güldüler. Çünkü senin anlattığındır aslında. Bozul o yapıyı bozmamayı onlar biliyor sahanın içinden. Bizim nesil biz bilmiyoruz ama bu doğru. O çanta doğru abi. Hepimiz çalışanız. Ya abi Abdurrahim Albayrak böyle yani dünya işte Liverpool kulübü araştırıyor. Bu adamın sırrı ne? Her sene şampiyon oluyor falan diye böyle bir tezlere konu olmuş bir adam değil. Ama İBAN'lar onda. Yani, çok iyi İBAN biliyor. Çok fazla otobüsü var. Anladın mı? Yani birçok işi halledebilecek seviyede otobüsü var. Ya yabancı futbolcuların hanımının bahçede beğenmediği çiçeği kazıp söken adam mesela, anladın mı? Yani lan başkasını emanet etmeyelim, belki yanlış sökerler de atmaz o golü diye adam yani. Niye bu ülkede her seferinde başarılı oluyor herif? Ya inanılmaz bir spor yöneticiliği. Forbes dergisi Abdurrahim Albayrak'ı araştırıyor. Bu başarının sırrı ne falan bir adam değil. Petrali'den adam çok diyor ki mu? Adam diyor ki 25 tane sonradan görme çocukla uğraşıyorum. Ve ben bunu uğraşma işinde kralım diyor adam. Ve kral abi. Şimdi bu çocuklar hayatlarının belli bir dönemine kadar fakir genellikle. İşte Vegors gibi, Kaka gibi örnekler var ama genelde fakir ailelerin bir anda cebinde milyon dolar olan çocukları ya. Ya bu çocukların ruh hali demek ki yönetilebilir, zor yönetilebilir bir ruh hali. Ya Fenerbahçe'de bir tane futbolcunun mu ne? Biri anlatmıştı. Bu hikayeyi bilenler aşağı yazar. Eşinin Türkiye'ye gelip o çocuğun maçını izlemesiyle ilgili bir sorun çıkıyor. Abi kimse çözmüyor işi. Emre Belözoğlu çözüyor. Futbolda yani takım arkadaşı çözüyor. Bir yere telefon açıyor. Ya diyor böyle böyle bir işte bir yengemiz var. Gelecek maç izleyecek. Yani bir yerlere bir telefon açıyor. Ya bu telefon yani para da yok. Telefonlar da yok. O gücü de hissetmiyor herif. Ve Giresun maçına çıkıyor. Aa. Bayiç neyi yattı ya diyor. Uyuf. Atamazdı da normalde. Alex'in kitabı. Çok rasyoneller. Bak bu kadar rasyonel gitmez. İşte Ferdi Kadıoğlu. Yaza 45'e satacağız. Ya 45'e satacaksın da işte adam formayla geldi. Adam mutlu. Arkadaki Fenerbahçeliler mutsuz. 45'in buna bir yararı yok ki. Ona bir yararı yok ki. Bizim ceplerde yine para yok anasını satayım.
Bu adamın dün ne kadarsa İBAN bugün de o kadar. O arkadakilerin de öyle. Ferdi 45'e satılınca da arkadakiler Prada çantayla falan gelmeyecek yani buraya. Yine aynılar yani. Ne güzel olurdu be. Sadece mutlu olmaktır futbol taraftan. Evet. Mesela bizim o Dortmund konuları falan da var. Abi sarı duvar. Başka bir kültür. Oradaki olay şu. Adam futbol takımını 90 dakika eğlenelim diye tutuyor. Buradaki adam ulan bizim hayatlar berbat anasını satayım. Şurada bari 90 dakika mutlu olalım diye tutuyor. Sen bir de adama yumurtayı 3,5 liraya aldırıp dönüp Giresun'la beraber kalınca adamın tam bir kontağı attırıyorsun. Fritz işte geçen Tottiler Mesliler'de söyledi. İşte ne güzel bir taraftar daha getirdi. Neyle alakası var bulmamız lazım dedim. Gayri safi milyası çok ekonomi var. Abi. Çok ekonomi. Ben oralarda da yaşadım. Benim Avusturya Vinli falan arkadaşım vardı. Ya dünya onu düşüyor mesela Avusturya Vinli. 3 tane gitti Asya'dan topçu getirdi. İkisi kayboldu mesela. Ya bir yerden sonra nerede lan oğlanlar diyordum. Bilmiyorum abi diyordu. Yoktu. Çocuklar işe girdi yani. Nargileci'de falan çalışmaya başladı. Yoklardı piyasada yani. Küme düşüyor. Bunlar şarkı, türkü, Forza Viola, ölürüz yollarına morlu beyazlım. Öyle geziyorlardı. Çünkü o maçtan sonra adam kayağa gidecek bilmem tabii ne canım, yapacak. Tabii canım ya adamın, oğlum adamın banka hesabında 50 bin euro var. Kim Avusturya Viyana diye geziyor adam ya anladın mı? Umrunda değil adamın yani. Çok dert eden veriyor 25 bin euro daha izini aldırıyor zaten. Ya ama şöyle hani abi o zaman gitsin Real'i tutsun daha çok mutlu olur. Oğlum adam ona mutluluk aracı olarak bakmıyor ki. 90 dakika bu hafta kimle maç var? Mattersburg'la. E açayım da 90 dakika izleyeyim. 3 tane de bira patlatayım. Etkinlik olsun diyor herif. Biz de öyle değil ki. Bizde Fenerbahçe şampiyon olacak. Bitti bu yani. Ama bizdeki insana kızamazsın. Çünkü bizdeki adamın cepte yok, cepkende yok. Hayatta bir tane mutlu olabileceği alan var. Fenerbahçe ve Fenerbahçe'yi de sen... Ben prim sistemine çok karşıyım ya. Çok rasyonel bakıyorum diye yönetemezsin ya. Vereceksin abi. 30 milyon taraftara ver ben lazım. Yağdıracaksın abi, yağdıracaksın. Fenerbahçe'nin şu Ümraniye bilmem ne o puan kayıpları olmasa Fenerbahçe şampiyon. Bu kadar yakındın. Artık bu dakikadan sonra ufak detaylardır. Ve ufak detaylar artık... Livakovic bilmem ne değil. Sen bu yaz Livakovic'i alacaksın, Kent'i alacaksın, Ferdi'yi vereceksin, öbürünü vereceksin. Yani yine toplayabileceğin puan aslında bu kadar bir puan. Ve sen yine o ufak yerlerde hatalar yapacaksın. Ben eminim ki sen Kent'le, Livakovic'le de olamayacaksın. Zaha'yla da olamayacaksın. Çünkü Zaha 15. hafta ya benim yeğenler gelecek fil dişinden. Nasıl çözeriz bunların vizeyi dediği zaman şu kuruma başvurmalısın dostum ve şuradan başvuru formunu doldurmalısın diyeceksin adama, anladın mı? Abdurrahim Albayrak fil dişine servis çekiyor artık. Altur'dan her gün otobüs kaldırıyor fil dişinden mesela. Yeni Kapı Abidjan. Bu işler yani o egoları beslemen lazım. O egolarla yaşaman lazım. O adamlara hitap etmen lazım. Ya Beşiktaş'ta Quaresma'nın en iyi döneminde Quaresma'dan dayak yemekten sorumlu personel vardı. Arada sırada tesislerde çağırıp dövüyordu yani. Bu adamın işi ya, getirin bana şeyi gibi dövüyordu adamı yani. Mazlum. Mazlumu getirin diye arada tokatlıyordu. Kulağını falan çekiyor. Oynuyor ya, insanla oynuyor derim. Oyuncak gibi oynuyordu yani. Deşarj oluyor diyorlardı. Okey diyorlardı yani. Alex'in basket maçına gelmişti. Ali Koç'tan dinleyecek şeyle ilgili için Saadettin Saran basketbol maçına soktu. Emirhan İlkan'ı söyleyeyim ben size. İlk derbisi, Fenerbahçe derbisi. Anam babam için diyor. İki tane bilet ayarlar mısınız? Ayarlamıyorlar mesela. Böyle ünlü ya bütün Türkiye'de kulüpler. Yakından tanıdığım bildiğim için bu örneği veriyorum. Bizde muhtemelen Nef'in bir tane stadı gören yeri vardır. Oradan izleyelim. Altur'un zaten 4 tane şey yan yanadır. Loje birinde izler. Boş oturuyordur onlar da. Alex'in kitabında ben çok severim. Yani rakip takımların, hocalarının, eski sporcularının hayatlarını okumayı. Alex bütün Brezilya dönemini falan da anlattığı için. Yani okuduğum en iyi 20 spor kitabı arasına kesin girer. Mutlaka alın. Yani çok güzel bir kitap. Fenerbahçe ile ilgili anlatacağı şeyleri çok merak ediyordum da. Hakan Bilal Kutluarp'ı hiç sevmem. Twitter'daki en kötü profil bence. En sporun içinde olmaması gereken profil olarak görürüm ama Alex'i nasıl almışlar biliyor musun? Alex'e çok teklif varmış abi. Eşim hamileyken ellerinde prolarla içeri girdiler. Eşimi gördüler. Kapıdan çıktılar. Prosuz bir daha girdiler. Fenerbahçe'nin en parlak dönemleri ya. Bak anneye babaya bilet ayarlayamayan Fenerbahçe'de o Fenerbahçe. Burada içeride hanımefendi var. Katrilyonluk Küba prosunu yaktık artık yapacak bir şey. Ya 30 tane çözersin Alex'im diyen. Bu hakikaten çok değerli bir şey yani. İnsanı kendini özel hissettirmek çok önemli. Abi Icardi omzuna Okan Buruk aldı. Adriano da öyledir mesela Beşiktaş'a gelen. Hanımı hiç istemiyor Türkiye'yi. Beşiktaş çok istiyor Adriano'yu. Acayip bir ilgi var. Herif en son bıkıyor. Yani kibarca böyle reddeder gibi öpüyor. Diyorlar ki gel Türkiye'de misafirimiz ol. Bir yedirelim içirelim sana. Buradan yine gidersin diyorlar. Hani bir iki gün zaten sen de free topçusun şu an. Burada görüşürsün. İstanbul'da bir gezdirelim seni diyorlar. Şimdi kadının korkuları olan şeyler var işte. Politik, kültürel şeyler var. Kadını da ikna ediyor bir şekilde Adriano tatile bir iki üç gün.
2-3 gün bunları bir gezdiriyorlar İstanbul'da. Yani 1453'te Fatih bir öyle gezdi. O havayla. Hani bizzat şehri alan adam belki öyle gezmiştir. Ki onda da Vito Mito yok. Hani atta gezdi o adamcağızda. Vito ayarlayamadılar o dönem. İnanılmaz geziyor. Kadın 3 gün sonra hiç Türkiye'si olmayan kadın. Yani gerekiyorsa Çin'e gidelim diyen kadın. Buradayız diyor. Sonra sen hemen imzayı at, buradayız diyor ve maddi olarak çok daha iyi teklifler olmasına rağmen hanımı için, yani daha önce hanımı için reddeden adam hanımı için kabul ediyor bu sefer. Buradayız diyor yani. Yok, Seriha'dan falan istiyorlardı. Lazio mazio ciddi istiyordu. Kadını öyle bir geziyor yani, şey geziyor kadın ya. Trafik bile görmesin bunlar. Hani E5'teki garibanlar bile görünmesin. Helikopterle götürelim şekli gezdiriyorlar ama kadın hasta oluyor yani. Bir de o kadar paralı adam için İstanbul zaten. Tabii canım. Başka bir şey. Başka bir hayat yaşatıyorlar. Adamın aklını burada alıyorlar. Tolgay transferi de öyledir Beşiktaş'ta. Tolgay'ın eşi çok soğuk. O dönem Trabzon'da istiyor. Bizimkiler bir Trabzon'la anlaştı, anlaşılacak hatta. Bizimkiler bir sunum yapıyor ya, işte Trabzon da iyidir ama burası da böyledir gibi. Kadın diyor ki yok diyor, gitmeyelim oraya, buraya gidelim diyor ya. İlgi göstermek abi. Fenerbahçe'nin eksik olan şeylere inan bana Livakovic değil bak. Hakan Bilal Kutluay, Mahmut Uslu, diğer o Aziz Yıldırım'ın etrafındaki şimdi isimlerini, işte İlhan Ekşioğlu, Şekip Mosturoğlu. Hani bu adamlar hani davaya da konu olmuş adamlar diye belki böyle hani insanların soru işareti baktığı adamlar olabilir ama bunlar Türkiye'de çok iş çözmüş yöneticilerdir. Böyle adamlara ihtiyacım var. Yani senin sürekli aktif işin içinde adama ihtiyacım var abi. Kafayı kırmış Fenerbahçe'yle 3-5 tane adama ihtiyacım var. Abdurrahim Albayraklar bulmaya ihtiyacım var. Başka çaresi yok abi. Çıkamazsın. Erden Timur'un Torreira ile Çim'de yattığı anı gördünüz mü? Yuvarlandı abi. Ben şampiyon olduğumuzu orada anladım. Ben yani o anı hiç şaşırmadım. Çünkü niye biliyor musun? Ben bir tane puan kaybettiğiniz maça gittim. TT Arena'ya. 3-3'lük. Karagümrük. Okan Buruk'un çok daha önünde futbolcularla sarılıyordu. Mesela öyle bir ilişki kurmuş herif. Ve Torreira o adamı alıp yere yatırıp bacaklarının arasına kıstırabilecek kadar yakın hissediyor adama kendini. Adamın evleri yok. Şatoları var mesela. Apartman daireleri yok adamın. Rezidansları var. Torreira bacaklara kıstırıyor yastık gibi adamı. Ama bu yakınlığı almasa belki gelmezdi işte, anladın mı? Yani Torreira'ya şöyle bir salaklık olmadı bu yaz. Ana bunu kimse istemiyor lan, biz alalım. Olmadı yani. 50 tane masada şey vardır. Adam düşünüyor ya, niye gideyim Türkiye'ye? Ne var lan Türkiye'de diyor. Biz en son ne zaman gittik Türkiye'ye diyor herif yani. Nerede lan diyor, anladın mı yani? Çoğu futbolcu nerede diyor bu arada. Biz hep kendimizi şey görüyoruz. Dünyada herkes Türkiye'yi bilir falan gibi görüyoruz da. Amerika'da falan bir ara bir sokak röportajı yapmışlardı. Türkiye nerede diye soruyorlar. İşte Venezuela'nın altı diyen var. İşte Çin'in üstü diyen var. Bir sürü saçma cevap var. Bilmiyor adam yani. Topçular da çoğu bilmiyor. Herif haritada bir bakıyor. Rusya, Ukrayna, Irak, İran. Bu ne diyor ya? Bu hepsinin arasını bozan ne bu? Anladın mı? Hani bu coğrafyada işleri karıştıran kötü yenge mi bu diye, anladın mı? Nasıl bir yer bura diyor. Ama ikna etmen için kıvranıyorsun ve ikna ediyorsun bir şekilde. İkna ettiğin adamın da egolarını okşayacaksın. Yani Max Kruse hayatının pokerini oynadı diye yöneticilik olmaz. Max Kruse'yi sahaya çıkaracaksın. Max Kruse sana şampiyonluk alacak. Max Kruse gibi topçu kötü topçu mu? Hepimiz top izliyoruz işte. Hayatının kumarını oynadı. Fes ediyorum. 7,5 milyon dolar şey ödüyorsun sana. Ya ödediğin para önemli değil bu abi. Aa, döper varmış. 7,5'tan çok daha faydalı olmuştur Ali Koç Fenerbahçe'ye. 150 milyon dolar zaten vermiş, istemiyorum diyor. Yani 150 dolar versem sana yarın isterim. Anladın mı? Yani müthiş bir Fenerbahçeli yani. O 7,5'luk zarar yaptırmadı Fener'e. Çok büyük kar yaptırdı. Ama mühim olan Kruse'yi oynatmak dahi zaten. Hani böyle sözleşmede şey yaşamak değil. Kruse'm git nargileciye tabii ya. Erkek adamsın. Oyna pokerini ya. Haftaya da Samsun maçı var. İyi oyna da ben sana bir güllü kavununu çözerim. Bir güllü kavununu sana yaptırıyorum ki aklını kaybedeceksin. Adamı olman lazım. Ya da ben Rahmi Koç'un oğluyum lan. Bana ne bu Max Kruse'den falan diyorsan. Bir Hasan bul, Koray bul. Onlar yapsın bu işleri. Yani. Sonra Tahir Karabulut'u ikna etmeye çalışıyorsun abi. Rami Koç'un oğlu olarak. Hayır, bu işlere hiç girmiyorum. Abi ben Rami Koç'un oğluyum. Ben en tepede durayım. Ben bu topçu layfayla beni uğraştırmayın diyorsan bir Mahmut Özgen bul. Bir Hakan Biyer Kutlu Ak bul. Mahmut Özgen değil. Mahmut Uslu. Uslu bul. Bir tane İlhan Ekşioğlu bul. Konuşsun topçularla etsin. Bir tane de Hakan Biyer Kutlu Ak bul. Çıksın yurt dışına, milletin egosunu okşasın dönsün. Ya ben hem onu istemiyor. Yani kimse görünmesin abi, kimse bana akıl vermesin istiyor. Hem de her işi yapmak istemiyor. Ali Koç şuna eriniyor. Ya ben Rami Koç'un olayım ya. Ben ya vize işini de ben halletmeyeyim ya falan oluyor. E o zaman bir iki tane bul, yırtık adam bul ya. Piyasadaki yırtık adam bul. Bak Fenerbahçe'de iyi bir sportif direktör değildi. Aldığı topçular kötüydü. Ama Fenerbahçe'de bu işleri yapabilecek en iyi adam kim biliyor musun? Emre Belezoğlu. Her yerle yakın, her yerle iyi. Herkese telefon kaldırır. Biraz şu çeneyi
seneyi tutması lazım işler kötü gittiği yerlerde. Çünkü o kavga dövüş işleri, hani fiziksel kavga işleri o adamı çok bozuyor. Yani yemin ederim yönetici yaparım. Kongre üyesi zaten büyük ihtimalle Fenerbahçe'nin. Alırım yönetici yaparım Fenerbahçe'yi. Yani hocalık yapmıyorsa. Medyayla falan konuşmayıp sadece takımla konuşacaksa bence... 3-4 tane yırtık adam ayarla abicim. Yırtık adam bak, bu dediğim şeyi unut. Bu sene Fenerbahçe'ye var ya Livakovic falan değil. Bu dediğimi yapsan olur. Abi yok abi, Fener'in adamı yok. Bak mesela Fener'le ilgili konuşuyorlar ya. Sallıyorlar sallıyorlar. Lan bir telefon çalmalı baba ya. Sabah akşam sallıyorsun Fener. Ya da Fenerbahçe hakem gadrine uğruyor. Ali Koç'la herkes dalga geçiyor elinde gramofon var diye, değil mi? Fenerbahçe'nin megafon var diye. Gramofon daha iyi olurdu ama. Hakkımız yeniyor. Oralarda bir tane konuşacak adam olsa, o kendini rezil etse, herkes hakem hatasını konuşur. Ama herkes niye neyi konuşuyor? Ana Ali Koç'un oğluna, Rami Koç'un oğluna bak la diyor. Domates satıyor ki benim de şey var diyor. Konuyu kendine saptırıyorsun. Bizde bu arada oldu işte. Erden Timur Ligi bitirmeyiz dedi. 50 kere özür diledi sonra. Şu anki basın sözcüsü Fenerbahçe'nin Erol Bilecik diyor ya. Dünyanın en İstanbul beyefendisi. TÜSİAD başkanı adam. Hakem Bey falan diye sesleniyor. TÜSİAD başkanı adam zaten. O şekilde bir insan. Onlarla büyüyemez. Ya Erol Bey yani Abdurrahim Albayrak görse korkar mı seni? Abdurrahim Albayrak Fatih Terim görünce korkuyordu gol olunca. Erol Bey mümkünse otobüs tutmayalım diyordur yani gördüğünde. Otobüs beni tutuyor azizim. Tabii de binmiyordur otobüse. Yani son 45 sene Erol Bey hiç otobüse binmemiştir büyük ihtimalle. Ya bak şunu anlatmaya çalışıyorum. Bunlar çok elegant adamlar abi. Çok üst düzey adamlar. Ben bu adamlara şunu diyorum. Dayı siz çok elegantsanız iki tane yol var. A gidin. Çünkü demek ki öyle bir yer değil. Yani Belçika çikolatasını bu caddede satamıyorsun. İki tane yol var. A bu caddeye Hatay zurna dürümcü aç. 3-4 tane yırtık adam bul. B sat sav git. Sat sav git. Belçika çikolatası çünkü bu sokakta 5 senedir satmaya çalışıyorsun. İlk kez bir kupa finali var. Yani haftaya bir doğum günü grubu geliyor. Hani belki onlar da... Hani onlara bir iki tane yaş pasta, 6 tane çay satacaksın, defolup gidecekler. Kupa o ne odur yani. Ya bu zarar çıkmaz baba. Ya burayı zurna dürümcü yapacağız. Bol bol cin biber alacağız bu dükkana. Ya da kapat abi. Ne güzel yerdik ya. Senden sonra o dükkanı devralacak adam emin ol zurna dürüm açacak oraya çünkü. Bırak. Sen ben yediremiyorum kendime zurna dürüm açmayı. Üf, ne zurna dürümü kardeşim, biz Belçika çikolatasıcı adamlarız falan diyorsan sen kapat abi. Giovanni Şef'in çok iş yapacağı bir yapıya doğru gidiyormuş. Sen şöyle güzel bir zurna durum açan adama burayı devret. Bak o adam Fener'i nasıl çiçek yapıyor. Ya Fener'in sorunu. Bak sen kaş göz eğiyorsun da bana. Vallahi Livakovic diye. Yok şeyden eğdim. Vallahi Livakovic diye. Fenerbahçe'nin sorunu Mahmut Uslu ya. Allah canım Mahmut Uslu yok. Bu şeyden dolayısıydı. Daha önce orası zurna dürümcüydü. Zaten ondan bezdik. Çikolatacıyla da olmadı. Baba zurna dürümcüden şey niye bezdin biliyor musun? Zurna dürümcü yaşlandı anasını satayım. Yaşlandı. Artık milletin zurna dürümünde kıl falan gelmeye başladı. Ya Aziz Usta. Bunları ne yaptım falan olmaya başladı millet. Ondan sonra siz hadi buraya Belçika çikolatası açalım dediniz. Yok ya iyi bir dürümcü lazım. Genç, kılımılı dökülmeyen bir adam lazımdı bu. Aziz Usta yapamıyordu artık. Hatay zurna dürüm satıyordu Fener. Dürümcü yaşlandı abi. Genç bir adam almalıydı orayı. Belçika çikolatasını bu ülkede satamazsın ya. Satamazsın. Ama Ali Koç diyor ki ben öyle bir Belçika çikolatası yapacağım ki Türkiye'de damak algısını değiştireceğim. Onun öyle bir tribi var ya. Türk futbolu değişmeli. Ya kim değiştirmeli bu Türk futbolunu abi? Giresun'da yeniliyorsun adamlar güle güle Fener. Ne şarkı açıyor. Bu yani kafalar. İyi bir kafa olduğu için söylemiyorum orada. Ayıp yani. Terbiyesizlik yapılan da. Devre arasında kangal gezdiriyor. Kafa bu abi. Kafa bu. Sivas'a yeniliyorsun. Çıkışta seni kangal köpeği bekliyor. Kapın 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 diye adam senin otobüsünün önünde kangal köpeği tutuyor. Ya değişmez burası. Değişmez burası. Değişse de bu yolla değişmez. Yani böyle değişmez. Sen Mert Hakan Yandaşlı, İrfan Can'la oluyorsun abicim şampiyon. O zaman Mert Hakan Yandaşlı, İrfan Can'ın hak ettiği adam. Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Mert Hakan Yandaşlı, İrfan ne? Tavuk döner. Tavuk döner. Cin biber. Beklemiş marul. Bu adamlarla Hatay zurna dürüm yapacağım. Başka bir çaren yok yani. Belçika çikolatası memleketi değil burası. Senin havuzun da öyle bir havuz değil. Ben geçen gün Kadıköy'de stadın oradaydım. Hiç Belçika çikolatası satılacak bir yer değil. Çok yerel bir yer yani orası. Satma. Devret. Ben çok iyi bir Fenerbahçeliyim. Ben bu sistemi değiştirmeye çalıştım. Sistem değişmedi. Ben değişmek istemiyorum. Değişimi reddediyorum. Olağan yöneticilik yapmayacağım. Beklenenini yapmayacağım ve gidiyorum. Parayı da bırakıyorum. Fener'in canı sağ olsun. Hakkım da helal olsun. Siz de bana helal edin dese. Helal ediyoruz diye öyle bir ses yükselir ki ortam titrer. 150 milyon doları helal edin diyen adama. Yani
Bir daha söyle dersin yani. Öyle bir para. Ve alır şapkasını gider. Kimseyle de kötü ayrılmaz bak. Yarın en baba locaya gelir. Millet bu 5 seneye rağmen bir 2 sene hatırlanır. 3. sene ulan bu adam 150 milyon dolar para verdi. Fenerbahçe ekonomisini düzgün bıraktı. Bak Galatasaray'a Beşiktaş'a batarken Fenerbahçe batmadı. Helal olsun diye alkışlar. Bir 2 sene bir ıslık olur. İlk o 5'ten sonraki 2 sene sonra bir daha olmaz. Bu kararı da bir an evvel alması lazım. Topçuların free dönemi var. Teknik direktörlerin free dönemi var. Jesus ne yapacak, ne edecek belli değil. Bırak bari hani bırakıyorsan yeni gelen adam bu işleri çözsün. Ben bugün dün biz podcast'teyken Twitter'da sorulara bakıyordum. Twitter şey yapmış artık. Yanda Space Odaları gözüküyor. En çok dinlenen Space Odası odanın ismi şey Ali Koç bırakmalı mı? Hashtag defol Ali Koç. Taraftar böyle. Bu tarz ya, konuşuyor. Twitter'a baksan zaten gitmesi lazım. Tribün de öyle. Aziz Yıldırım diye tribün dağıtlar. De öyle. Ya tribün çok basit bir denklem var aslında. Bu sadece futbol için değil. Benim hayat görüşümde her şeyde, her sektörde, her işte geçerli. Bir adam sürekli bir konuda başarısızsa o adamı müdür olarak tutmazsın ya. Yani ben hiç tanımıyorum ki. Hani var maalesef ülkemizde böyle şeyler var da. Ya bir adamla çalışıyorsun 4 senedir başarısız olsun ya kalsın. Ülkemiz öyle şeylerden ibaret aslında. Yani bizim ülkemizin bir bitki örtüsü varsa öyle şeyler aslında. Hani İtalyanın pizzası bizim ya bizim istifa etmeyen yönetici ya baş. Burada yiyeceksin. Giovanni İtalya'ya gidiyor. İstifa etme yönetici görüyor. Yavan ya. Memleketin de başka bu. Giovanni ile İtalya'ya gidip bir keyfi. Ve abi bak biz senciyiz. Biz senciyiz. Biz harbi kötü düşman belleyecek bu adama. Biz senciyiz abi. Biz senciyiz. Cevdet abinin mekanda bir keyfi. Cevdet mi? Cengiz abi. Cengiz de değilmiş değil mi abi? Cevdetmiş. Patla. Abi Cengiz abi biz senciyiz. Ya bu yöneticiyi burada, bu istifa etmeyenin burada yemeyeceksin bunu. Bunu Türkiye'de yiyeceksin. Türkiye'de en kötü adam story atıyor. Yarışmıyorum ki aga. Nasıl yeneceksin ki bu adam? Başka bir şey ya. Millet şeyi falan paylaşıyor işte. Arsenal, Ferrari, Fener. Arsenal gelsin Kerem yaşasın. Arsenal bir gelsin de bir Kızılay Başkanı'yla bir otursunlar be işte. Stadyum. Sat bu Arsenal'i be adam. Yapamadın. Bu ne ya? Çadır sat ya. Parayla çadır sat ya. Öbürü 22 seçim kaybetmiş. Buradayım. Ferrari Ferrari anlatıyoruz biz. Millet bize Ferrari'de 50 tane yönetici gidiyor. Ferrari başarısız ama Ferrari'de değişen yönetici sayısı Fenerbahçe'de değişen futbolcu sayısıyla aynı zaten. Sürekli yönetici kovuyorlar. Niye? Başarısızsın diyor. Git diyor. Gidiyor adam. Bizde olsa Ferrari'yi 10 sene önce yöneten adamlar hala yönetiyordu zaten. Hala aynı adamlar yönetiyordu. 10 sene sonra şey diyordu herif mesela. Geçen sene Max Verstappen çok üst düzey bir performans sergiledi. İstikrar da lazım Ferrari'ye. Hani biz gittik mi bu şeyin yerini bilen olmaz. Millet bize... Motor nerede belli değil. Muhalefet görevi verdi. Hayır. Millet bize ikinciliği verdi. Millet öyle bir görev vermiş. Yani şey diye at basmıyorsun. Muhalefet bu. Öyle de yok. İktidar bu diye basıyor. Bu arada muhalefet bu diye ekstra bir oy kullanırsa muhalefet de olamazlar bir yandan. Muhalefet o kalın bıyık abi olur. Ulan neyi konuştu bu adamla falan diye onu seçer millet. Monaco yarışını izlediniz mi bu arada? Çok gülürüm ama. Monaco yarışının olduğu gün bir manşet vardı. Zor. Ağza çok şey geldi. Monaco galibiyetinden sonra starım büyük. Ya bir Monaco oldu ama cümle içinde. Cümle içinde bir Monaco geçen bir şey oldu ama. Bizzat Monaco prensliğindeydik o saatle. Ben kısık bir yarışını takip ediyordum. O daha etkileyici. Monaco'dansa. Ama Hülkenberg de sizin gibiydi. Gezmeye çıkmıştım Monaco caddelerinde. Ya Hülkenberg'in de kafasına takılmıştır. Ulan burada ne ya? Hiçbir şey değişmiyor ya. Ulan yıllardır takip ediyorum bu ülkeyi. İstimler hep aynı ya. Verstappen mi kazandı yine? Evet ama bir yağmur yağdı. Hülkenberg baya Monaco turuna çıktı. 30'da falan gidiyordu en son. Ne güzel. Yavaş süreceksin abi. Kaza önce face safety first. Aynen. Alonso ikinci. Ne adam ya. Ben diyorum. İftira ama. Attınız Taylor Swift falan diye bu adama. Manitasıyla gördüm bugün. Başka bir kız. Yorumlara giriyorum. Gir abi. Bir, Aksaray Malaklısı'ndan özür dileriz. Artık en yakışıklı köpek sen değilsin. Kimmiş? Kars Kafkas kurdur. Diğer uygulamaları kapat, telefonu patlatır öyle bir köpek. Oha! Bozo ya bir hayvan. Bunun görüntüsünü ekrana verebilir misin? Malaklı ilerleme.
Bunu mutlaka ver, böyle bir şey olamaz. Olmaz be hayvan, gelin siz de bakın buna. Böyle bir şey, bu köpek değil ya bu. Çin başka bir şey olmalı. Çok, bunu çıra açtı. Bunun harbi köpek denmemesi lazım. Başka bir İnanılmaz şey. İnanılmaz bir yakışıklı. Bu hayvan köpeğe ayıdan daha az benziyor. Bak, yanlış cümle kurmuş olabilir. Direkt bozayı. Bundan bir tane alsana ya. Muhteşem bir şey. Bu ama İzmir'de falan yaşamaz. He? Sibirya kurdu gibi. Orada mesela Sibirya kurdu aşırı sıcakta yaşayamıyor ya. Bu hayvan da öyledir büyük ihtimalle. Tabii canım. Baksana. Bu adam AK Parti'nin %70'den aşağı aldı hiçbiri. Kordeşen döküyor. Bu hayvanı 65-70 arası vereceğim maksimum. Potilere bak abi. Çok zor yaşar İzmir'de, İzmir'de. Muğla da Didar gidiyorum ben. Bari de Afyon'da duraydık. İnanılmaz bir köpek. Muhafazakar bir hayvan. Çok tatlıydı ya. İzmir zaten köpek değil anladığım kadarıyla. Kurt değil, değil abi. Buna köpek denirse saçma. Ama çoban cinsi köpek diyor mesela bak yazınca. Kurt yazınca çoban cinsi köpek çık. Baksana abi, sahibiyle yan yana bunu koy. Yani millet boyunu da görsün. İnanılmaz bir şey. Ama mesela İzmir'de falan çok görüyoruz. Bunu yapmayın bu arada. Bu kırmaymış. Benden sana bilgi gelsin. Ne hayvan ya. İnanılmaz bir şey. Evet abi, başka ne yorum gelmiş? Atilla Hoca'nın hediyeler. Kartlarımız. Ay, Atilla Hoca bize iki tane kart verdi bana, İstanbul Üniversitesi. Dedi ki abi, biri sana, biri Koray abiye. Kartlardan bir tanesinde, ikisinde de Real Madrid'in 10 Şampiyonlar Ligi aldığına dair bir ibare ve Real Madrid'in 11'inin takım fotoğrafı var. Koray Hoca'nınkinde ekstradan Drogba ve Snyder kartları da çıktı. Benimki tek Real. Çünkü... Yani Atilla Hoca senin de şerefine... Hediye ettiğini pişman ettim. Ya ben yorumumu yapayım da. Onun dışında oyun, dizi vesaire önermiyoruz çünkü. Ben Succession'ı bitirdim. Dizinin, bak bittiği anda şey olunan dizi en iyi dizidir. Şimdi ne okuyacağız, bitti bu. Müthiş abi. 10. 10 veriyorum Succession. Game of Thrones'da öyle olduk biz. 10 veriyorum. 9.7 veren adama bile saygı duymamalı bir dizi. İnanılmaz bir dizi. Şeyi de izledim. Dur bakalım bir. Kafamı karıştırıyor arkadaki hayvan ya. Evrimleşti, hırlıyor ya. Nasıl kuş hırlar mı anasını satayım? Ne yapıyor bu ya? İyi komedisi yok kafasındaydım ya bayağıdır. Varmış, gözümüzden kaçmış. Atlanta inanılmaz bir dizi abi. Atlanta. Hı, mutlaka nerede? 20 dakikalık komedi sevenleri şey, kaçak izleyebiliyorsun Türkiye'de. Başka bir imkanın yok. Türkiye'de yoksa? Vallahi Türkiye'de yoksa kaçağa basarım abi. Kaçak izledim. Girsin. Sonra getirdi Disney diyelim, biz alırız Disney'i. Disney'de de yok. Atlanta bu kadar güzel bir dizi olamaz. Bir bölüm var ilk sezon. CIA'lerin televizyon kanalı gibi bir bölüm var. Bir rapçi konuk oluyor bir program ama arada reklamlar görüyorsun. Benim hayatımda izlediğim en komik 20 dakikaydı. O bölümü mutlaka ekstra izleyin. İnanılmaz bir bölüm. Tam yemeklik bir süre. 9.3 bölüm zaten IMDb'de. O bölüm 9.3. Eve gidin izleyin, bana mesaj atın. Böyle bir bölüm olamaz. Bak, Amerikan CIA kültürüyle ilgili bir televizyon kanalı düşün başından sonuna. Ve onunla ilgili bir 20 dakikalık kanallar arası geçişli falan bir bölüm olacak iş değil yani. Ben de Amazon Prime'den önereyim bir tane. Cuervos yazın çıkar. Meksikalı bir aile, baba futbol kulübü sahibi. Baba vefat ediyor ve sonraki hem takımın hem oyuncuların hem de çocuklarının kulübün etrafındaki şeyini, mücadelesini anlatıyor. Hem komik hem izlemesi eğlenceli. Yani bizim tayfa da hani bir topu seven tayfadır. O çerezlik çok güzel. Günde 3-4 bölüm akıyor. Bir de şey güzel. El Presidente sanırım. Bu FIFA'nın efsane başkanı Havalanj'ın başkan oluşunu falan anlatıyor. İşte Adidas'la ortaklıkları, bilmem neleri, şunlar bunlar, çok eğlenceli dizi o da. Hem güzel hem eğlenceli. Amazon Prime'de mi çok emin değilim. Orada izledim diye hatırlıyorum ama. Amazon'daymış. Kuş söyledi. Cuervos. Cuervos. Vay. Cuervos. Bu arada senin yönetmenini çok sevdiğin dizinin yönetmeni birkaç bölümde bir değişiyormuş. GTA 5'teki elemanın oynadığı, ona benziyor. Shameless. Heh, onun. Sana seni sevdiğim... Ama hep aynı ritimde çekiyorlar demek ki. Bir ritime uydurmuşlar, inanılmaz bir ritimde evet. Gidiyor dizi. Bir de Westworld'e başladım. Ben onu geçen bölümde söylemiş miydim bilmiyorum ama o da inanılmaz dizi. Yani ne anlatıyor? Neler yapıyor ya? Bilim kurgu mu? Yazın ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kabaca anlatıyorum. Zenginlerin para k***ne batıyor. Evren kuralım. Girelim oraya. Kovboyculuk oynayalım. Millet patır kütür ölüyor. Sabah bir daha uyandırıyorlar. Başka bir film. Dizi. Aa, ilgimi çekti. Bir evrene giriyorsun. Ve evrendeki her şey sabah tekrardan yenileniyor. Ama sana her şey serbest gibi böyle. PUBG tuhaf... yani. Aynen. PUBG gibi ama sen ölmüyorsun. Senin ölmediğin PUBG. Sen İyi. Sıka sıka gidiyorsun. Kimse sana bir şey demiyor. Yapımcısından da birazcık bahsedersen. Belki oradan dizi kurtarır. Kim yapımcısı? Emniyor efendim.
Yani? Interstellar'ın da yönetmenini yapan. Nolan mı? Evet. Değildir lan. Nolan işi mi? Evet. Eşinin mi? Eşi onun yapımcı. Evet. Eşinin zaten yapım şirketi. O da destek veriyor bu arada. Var mı? Nasıl gerilim yaratan? Ekstra patladığım dizi bende şimdi. Sever öyle sapıklıkları çünkü. Ne adam ya. Benim bir numaramdır bu arada. Nolan. Haftaya bir numaralı yönetmeninize yazın. Ve lütfen Nuri Bilge yazmayın. Ahlat Ağacı'nı da izledim ben. Çok güzel ya. Çok iyi. Evet. Başarılı. Çok iyi. Var mı başka yorum? Emrah Safa Gülkan Hoca'nın Cumhuriyet'in 100 günü ve 100 ismi diye iki kitabı var. Evet, aldım ben. Çok güzel ve yani kitap, benim bu tarz kitaplarda şimdi yani mimarlık mezunuyum, hiçbir şeyin objektifliğine inanmıyorum ben. Benim gördüğüm maviyle sizinki bir değil. Dolayısıyla tarih kitaplarına hep şöyle yaklaşırım ben. Okuduktan sonra farklı biri yaptı mı beni? Tamam. Çünkü izlediğimiz her şey işte Marvel filmi izliyoruz. Kardeşim o Trump'ın danışmanı falan diyorsun. O zaman anlıyorum bana neler zerk etmişler. Burada da Emrah Safa Gürkan Hoca'nın kendi bakış açısından çok şey var ve kitabını çok anlattı zaten. Diyor. Bakın bunlar benim gördüklerim ve bu kitap okuduğunda farklı biri olacaksanız okey. Oldum ben. 100 ismi okudum. 100 güne geçiyorum şimdi. Ters okudum ben biraz. Severim öyle garip garip şeyler yapmayı. Harika bir kitap, bayıldım. İkincisi de muhtemelen biz yayına girdiğimizde Diablo 4 çıkıyor. Harika bir oyun. Diablo'nun ilk üçünü oynamadım. Ben ikişer kere bitirdim abi. Oynamalı mıyım 4'ü? Oynarız. Oynamalısın. Bir şey kaçırır mıyım ilk üçü oynamadığım için? Yok. Kaçırmazsın ya. Peki, zaten korkulu bir oyun mu? Sıkıntı mı yaşarım? Yok. Ben ufakken oynadım. Tamam. Çok eğlenceli bir oyundu. Evren karanlık olabilir ama seni içine çeker. Zaten Diablo 2 ile 3 farklı oyunlar gibidir abi. Yani sen direkt oyna. Lore'unu hemen her yerde okursun ki bir sayfa yeter. Ama çok pahalı arkadaşlar bu oyunlar. Yani her şey, bakın vallahi kalmadı eğleneceğimiz bir şey. Yani bu gençliğin de bir şeylerle eğlenmesi lazım. Hani oyun için kredi kartında limit açtırtmayın insanlara. Çok pahalı. Ekstra pahalı, daha da pahalı olacak. Bazı servislerde de yok. İşte reklam yapmayalım çünkü ileride içerik çekeriz diye düşünüyoruz. Bedava başlamıyorum. Ama çok pahalı ama harika bir oyun geliyor. Yani tavsiye edemiyorum çünkü pahalı. Öyle bir şey yapmak istemiyorum. Ama betasını falan çok güvendiğim insanlar oynadı. Ben de bir baktım, harika oyun. Düşün. Yandık yani. Önümüzdeki top diler meslilere. Fritz Hoca yeni laptop aldı, FM'ye başladı. Haftaya gelir miyiz emin değilim. Gece 3.30'da uyanık mısın diye mesaj attı. GTA 6 ne zaman geliyor? 2025 galiba. Ertelenir abi. Ertelenir. O inanılmaz bir şey. Ondanım olsun ya bir tane. Ben onun dünyasına gireceğim. Online offline bambaşka. Bak 5'e girmiyorum. 5'e girme. İşin millet suyunu sıktı diye. Ama 6'nın tüm hikayesini kanalımda oynayacağım. Muhteşem. Açıklamaya bak. Chat şey yıkılıyor şimdi yorumlar abi. Ve falan. Ben kaçtım. Bitti mi yorumlar? He? Bu kadar. Tamam. Evet, Giovanni Şef. Gel bir seni tebrik edeyim de o poz verelim. Ha, bir fotoğraf alalım. 75. Bunu şöyle yapayım. GSS çıksın. Hadi bakalım.